biraz daha vaktimiz var. Size yine söz vereceğim. Ali Bey. Bu arada diğer konuğumuz bekliyor. Evet, İnanç Bey de sırayla, bekliyor. İnanç Bey de gidiyoruz. Bekliyor. Ben hani bir tuhaf hissettim kendimi. Tamam. Onu ben ayarlayacağım, merak etmeyin. Şimdi ne dedi bugün Bahçeli? Şimdi yani Bahçeli bu el sıkışmadan itibaren bir farklı bir üslup kullanmaya da başlayarak işte niye el sıkıştınız sorusuna dünyada barış istiyoruz, ülkemizde barış inşa etmeliyiz dedi. Daha cümle yapısı itibariyle ve seçilen kelimeler itibariyle bu Bahçeli'den çok sola atfedilen ve hoşlanılmayan bir formüldü. Yani yurtta sulh, cihanda sulh diyerek de geçebilirdi ki sever. Hani hem Atatürk'e ya da işte başka bilinen, ünlü ve kıymet verdiği kişilerin sözlerine atıf yapmayı çok sever. Ama onun yerine ki hani barış kelimesini iktidarın birçok kademesi, Erdoğan'ın kendisi de dahil olmak üzere terör örgütü ağzı olarak bizzat kelimeyi suçlamışlardı ki ne yazık ki Türkiye'nin içinde ve tarihinde kelimelerin, harflerin böyle anlamları var. Hani K dersen ayrı, K dersen ayrı oluyor. Doğru. Falan gibi. Neyse hani oradan başlayarak belirli bir şaşırtıcı seriyle geldi bugüne kadar. Fakat bu sefer gerçekten şaşırtıcı olan benim açımdan bunun doğru olup olmadığı, inanarak söyleyip söylemediği, gerçekten böyle bir hedefin olup olmadığına daha gelmeyelim. Tamam. Bunlar hep bu kuşkuların hepsi olabilir. Tamam. Fakat telaffuzun kendisi önemli. Yani bir yine umut hakkını gündeme taşıyor olması da önemli. Bu hukukta yeni nesil ceza hukuku kavramlarından bir tanesidir. Az bilinir. Evet. Çok böyle teorik hukukla ilgilenenler, yani her hukukçu da bilmez. Ekranda var umut hakkının ne olduğu. Onu versin evet. Arkadaş. Hayır, bir yazıyor. Şimdi tıpkı barış kelimesini seçmesi gibi yani umut hakkı bununla ilgili bir kavram. Bu kapıyı açması. DEM Parti'nin zaten bunu gündeme şimdi, getirmeye çalıştığı bir kavram aynı zamanda. Hani tabii barış ki, gibi. Tabii ki. Tabii ona ki, işaret tabii ki. Ediyorsunuz. Evet. Fakat şey yaptı. Bu arada konuyla ilgili 3 grup toplantısındaki önemli vurgulardan biri de sürekli parlamentonun önemi, değeri ve kurucu parlamentoya, Gazi Meclis ve benzeri atıflarla birlikte kurucu parlamentoya bir gönderme şeyi var ve bütün olayı parlamentonun içerisine taşıması da formel olarak önemli. Çünkü TRT kameralarını göndeririz. İşte DEM Parti'den de bir kişiyi çağırırız veya çağırmayız. Bütün Türkiye şey yapar, çıksın bunu söylesin, bir sonuç alırız da diyebilirdi. Evet. Parlamentoya gelsin. DEM Parti'ye hitap etsin. O zaman, evet. O zaman Bahçeli'nin kurmak istediği sahnede şöyle bir şey var. Hı. Ana aktör, etkili fail olarak Öcalan var. İmralı'da cezaevinde tutulan PKK lideri Abdullah Öcalan var. Ve meşru ve makul şey olarak da görüşme tarafı olarak da DEM Parti var. Evet. Ve sahne parlamentonun içinde. Evet. Hem Erdoğan'ın hem Bahçeli'nin muhalefete genellikle üstten ayar verici ve şeyi bir tonla paternalist, böyle baba gibi, ağabey gibi velayet vesayet tonuyla konuşuluyor olmasına rağmen sürekli bir vurgu, çağrı ve ifadeleri var. Tehditvari olsa bile. Ama Kandil parlamentonun Demirtaş, içerisinde, şimdi oraya onu, geleceğim. Evet. Bir de öyle anlaşılıyor ki Kandil ve Demirtaş olmasın diyor. Değil. Sahnenin gördüğümüz kısmında Bahçeli'nin söylediği şey bu. Şimdi Demirtaş meselesi, Erdoğan da bir Kobani vurgusuyla Demirtaş olmasın demiş. Hatta bazı televizyonlar Bahçeli'nin başlattığı atılımı Erdoğan bitirdi diye yorumlamışlardı. DEM Parti'ye el uzattıktan sonra Bahçeli söyledi. O konuşmanın bunlar. İçerisinde ki orada CHP'yi de eleştirmişti, öz eleştiri evet. Şeyi falan. Şimdi bunun cevabı geçen hafta DEM Parti eş genel başkanlarının cezaevi ziyaretlerinden sonra geldi. Önce Kandıra'ya, yani Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarını ile görüşmüşlerdi. Peşinden Edirne'ye geçip Selçuk Mızraklı, yani Diyarbakır Belediye Başkanı. Büyükşehir Belediye Başkanı ve Selahattin Demirtaş'la, eski HDP eş genel başkanıyla görüşmüşlerdi. İlk yaptıkları formel açıklama şuydu. Henüz inandırıcı, güvenilir, somut adımlar olmadığı için bir çözüm olup olmadığı bilinmiyor. Bu aşamada hani çok bir şey söylenmek istenmiyor türü bir hafta her şeyin işte izleniyor diye. Sonra soru cevaplar geldikçe şeyi içerisinde şöyle bir laf geldi. Demirtaş'ın söylediği. Eğer gerçekten bir çözüme götürecek etkili bir süreç işleyecekse
bizim içeride ya da dışarıda olmamızın bir önemi yok. Biz içeride de bütün desteği veririz. Şimdi bunun pratik anlamı şu. Beni içeride tutmak istiyorsanız, süreç, iyi bir süreç, bir hani siyasi çözümü mümkün kılan Demirtaş açısından. Çünkü eğer böyleyse o bir süreçtir. Siyasi çözüm çıkıyorsa. Ben içeride de kalabilirim. Yani bunları öncelikli sorun haline getirmeme gibi bir eğilim. Ve orada tabii ki bir diğer şey yine söylediği ve bu süreç içerisinde bir Demirtaş, Öcalan karşıtlığı yaratmaya çalışanlar da doğru yapmıyorlar. Konuyla ilgili bana ille bir şey söylenecek olsa refleks olarak ilk aklıma gelecek söyleyeceğim söz TCT kaldırın, Abdullah Öcalan'ın fail olarak bu işe katılmasını sağlayın demek olur dedi. Şimdi burada dolayısıyla mesela bu dışlamanın kendi başına bir negatif ya da bir kötü niyet ya da başka bir niyete yönelik bir atfı yok. Sadece şöyle bir mesele var. Meclise gel diyor, parlamento çatısı altında olsun diyor, demin muhatap kabul ediyor, siyasal bir süreç olarak tanımlanıyor. O zaman bu siyasal sürece işte Yunus Emre Bey'in de işaret ettiği hukuki ve ahlaki bir takım süreçlerin de eşlik etmesi ve paralelinde gitmesi lazım. Zaten hani samimiyet krizi denilen şey de biraz bununla ilgili bir mesele. Mesela Umut Hakkı'ndan bahsediliyor ama öte yandan işte 30 yılı doldurmuş, ağır hasta olan ama cezaevinde işte hala fikirlerin değişmediği anlaşıldı diye bırakılmayan, ki ceza hukuku kavramı değildir bu. Evet. Kişiler var. Hani Hasılı Bahçeli eli yükseltti. Bu kolay geriye dönülecek bir yer değil. Dönülebilir tabii. Ve maksat gerçekten sadece Erdoğan'ın ve bir anayasa değişikliği girişiminin selameti açısından bir oyuna, siyasi oyuna girmek de olabilir. Sadece bundan da ibaret olabilir. Fakat bu öyle bir söz, öyle bir konum ve öyle bir mesele ki bulunduğunuz yerdeki her hareket bir anlam ifade eder, bir karşılık yaratır. Bunların fizik, pratik dünyada da karşılığı vardır. Havada kalmaz. Ne mesela? Özgür Özel'in bugün söyledikleri, ki geçen grup toplantısında da bunu işaret etmişti. Yani Kürtlerle 2019'dan bu yana Kürt seçmenle ve Kürt siyasi partilerle, ama daha da önemlisi seçmenle diyalog kurmayı, bu tecrübeyi ve pratiği geliştirmiş bir parti. Evet. Bunu kaybetmek istemiyor. Büyük şehirlerdeki yerel seçimdeki başarısında bu becerinin payı olduğunu da biliyor. Dolayısıyla ola ki iktidar sadece böyle basit bir numara peşine düştü. İşte bunu aldı, alamadı. Ona göre şey yapacak. Ama bu konuda tecrübeli, pratikte sözlerini tutmaya dair bir eğilim içinde de olan ve sen işte ben tecriti bitireyim ya da Umut Hakkı'nı tanıyayım diyorsun. Öbürü hukuku, hukukun üstünlüğünü öne alarak ve eşit yurttaşlık ve hani egemenlikten dışlandığı duygusunu ortadan kaldıracak şekilde eşit yurttaşlık teklifi getiriyorum diyor. Hasılı her halükarda elin yükseldiği yer geri adım atanın ya da belki bir tür, nasıl diyelim, hata yapanın çok şey kaybedebileceği bir çok nokta. Özel bir yapıya doğru gidiyor. Ama hani bir çözüm çıkıyor, bir anlaşılıyor falan, öyle, daha öyle değil, de orada değil. Evet, tamam. Evet. Yani az önce Yunus Emre de söyledi. Erdoğan-Bahçeli ikilisinden, yani Cumhur İttifakı kurulduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi rejimi inşa edildikten sonra Türkiye'nin geçirdiği dönüşüme, değişime bakıldığı vakit, yani Erdoğan ve Bahçeli'nin demokratlık hamurundan bir çözüm süreci çıkar mı vesaire. Bu dolayısıyla DEM Parti'nin burada aldığı tutum, yani evet biz bir bakalım, dinleyelim, görelim ne öneriyorlar, ne söylüyorlar.